Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu çekimimizde zincir ve palanın montaj edilmesini ve zincir ayarını yapacağız. Sözü ustamız Erhan'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. İnşallah yine faydalı oluruz. Arkadaşlar palamız değişir. Palaların genelde iki tarafını da kullanabiliyoruz. İki tarafını da kullanırken pala montaj ettikten sonra önemli olan yağ kanalının kapanmamasıdır. Bu iki tarafta da mevcut. İki tarafta kullanılabildiği için. Bu yağlama yapmazsa zincirimizi ve palamızı yer. Bismillahirrahmanirrahim. Saplamaları takıyoruz. Arkaya yaslayıp. Ondan sonra zincirimizi alıyoruz. Zincirimizi takarken doğru yönü bulabilmek için bu küçük olan taraf üste taktığımızda ön tarafa doğru bakmalı. Diğer türlü takarsak zaten zincirimiz kesmez. Yuvasına oturtturduk. Ondan sonra yan kapağımızı takarken de buradaki saplamanın palanın üstündeki büyük deliğe takmamız lazım ki zincirimizin ayarını yapabilelim. Yuvamızı oturtturduk. Somunlarımızı da sıkıyoruz. Ama çok sıkmıyoruz somunlarımızı. Çünkü ayar yapacağız. Ayardan sonra sıkacağız. Bir torbayla yardımıyla buradaki delikten böyle gergisini aldık. Bu bize yeterli. Bu ön tarafta ustam çekersin vidası var. Vidasından da bunun boşluğunu alıyoruz. Çok sıkmıyoruz ki zincirimiz zorlamasın. Sıktığımız zaman zaten şöyle tatlı bir sert şekilde durur. Ondan sonra da bunları sabitliyoruz somunlarımızı. Bu işlemimiz bu kadar. Yani bu sıfır kurulum olduğunda palanın üstündeki boya aşındığında bu biraz gevşeme yapacaktır. Bu gevşemeyi bu somunları sökerek yine aynı şekilde buradan hafiften vidamızla ayar yaparak kullanmaya devam edebiliriz. Umuyorum çekimimizden faydalanırsınız. Lütfen beğenme ve abone olma tuşuna basın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.